Merhaba. Bu video ile birlikte şu anda uygulanmakta olan EBA TV ve EBA uygulamalarıyla ilgili eleştirilerimi bir akademisyen olarak sunmak istiyorum. Öncelikle kısa sürede belli bir noktaya getirme gayretlerinden dolayı ilgililere teşekkür ediyorum. Gayretlerinden ötürü tebrik ediyorum, takdir ediyorum ancak biz akademisyenlerin görevi tabii ki eleştirmektir. Her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı bunun tam bir uzaktan eğitim faaliyeti olmadığını, tamamlayıcı bir faaliyet olduğunu, örgün eğitimin yerini almayacağını söylese de bakanlığın hazırlıksız olduğu çok net ortada. Ben bir aklıma gelen ilk 10 maddeyi sıraladım ve bunların üzerinden sizinle birlikte gitmek istiyorum. En başta donanım eksikliği çok bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Birinci maddemiz donanım eksiklikleri. Ve tabii ücretsiz tablet verilecek denildi. Zamanında ücretsiz donanım desteği sağlanacağı belirtilmişti. Fatih projesi kapsamında. Bunlar başarılamadı. Peki diyebilirsiniz ki hani yani herkese tablet veriyor mu dünyadaki ülkeler? Hayır, vermiyor ama bu baştan söylenmesi gerekiyor. Keza zorunlu eğitimden bahsediyoruz. Yani öğrenciler isteyerek gelmiyorlar, gelmeye mecburlar. Eğer zorunlu olmayan bir eğitim olsaydı, tabii ki gerekli donanımları tedarik etme sorumluluğunu eğitim alan kişinin üzerine bırakabilirdik. Ancak şu anda zorunlu bir eğitim olduğu için nasıl bir dağ köyüne okul yapıyorsak çocukların eğitimi açısından bu donanım desteğini de sağlamak zorundayız. Tabii yani problem çıkarmamak için anneler babalar telefonlarını veriyorlar. Evdeki televizyon kullanılıyor. Evde varsa bilgisayar kullanılıyor. Abi kardeş, abla kardeş dönüşümlü kullanıyorlar. Bu tür pratik çözümler yapılıyor ama yani donanım eksikliği bilinmekte. Ayrıca sadece televizyon ve internetin kullanılması da ilginç. Yani şu anda gençler interneti tabii ki kullanıyorlar. Sosyal medya araçlarıyla kullanıyorlar. En çok izledikleri, kullandıkları araçlardan biri YouTube. YouTube'da EBA nerede? Sosyal medyada EBA nerede? Sadece yani mevcut hazırlıklarının yansımaları açısından konuşuyorum. Radyolarda neredeler? Nerede? Gazete, dergi, kitap. Yani burada neredeler? Yani tek bir boyuttan öğrenciyle buluşma gayretini eleştirmek istiyorum. Donanım eksiklikleri üzerine bu yazılım ve medya çeşitliliğinin az olması da önemli bir faktör bence. Tabii yani uzaktan eğitim yapabilmek için uyumlu bir öğretim programına ihtiyaç var. Uyumlu öğretim programı önemli bir gereksinim. Uzaktan eğitime uyumlu olması gerekiyor. Bahsettiğim sosyal medya, YouTube mecralarına uygun olması gerekiyor. Radyo, televizyon, dergi, kitap gibi faaliyetlere uygun bir öğretim programı olması gerekiyor. Dolayısıyla çok esnek bir öğretim programı olması gerekiyor. Uzaktan eğitime uygun olan öğretim programı olmamasını videoları izlerken öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılardan fark ediyoruz. Hem uzaktan eğitime hem örgün eğitime, yüz yüze eğitime uygun, kompleks, girift ama bir o kadar da sade ve benim kaotik eğitim dediğim tarzda bir program hazırlama mecburiyetleri var. Yani bugün virüs, yarın deprem, öbür gün yani Elazığ depremi esnasında yaşanan bir sıkıntıdan bahsediyoruz. Bu eğitimdeki dönüşümü hızlandırdı. Yıllarca biz akademisyenler belirttik. Bunlar olduğunda peki ne olacak diye söyledik ama tabii ki ancak mecburiyet söz konusu olduğunda bir çaba içerisine girildi. Mevcut videoları dikkatli takip etme eğilimleri açısından değerlendirdiğimizde öğrencilerin dikkatlerini çok dağıtan videolar olduğunun farkına varıyoruz. Yani YouTube videoları çok kısa videolar olmak zorundadır.
Eğer bir detay konusunda, şimdi benim yapacağım gibi bir konuda bir uzmanın görüşünü detaylı dinlemek istiyorsanız uzun süre dinlersiniz. Yoksa YouTube izleyicileri birkaç dakika tercih etmektedir. Bu anlamda reklamlar çok kısa ve özdür. Ama videoların reklam tarzında kısa, öz, sloganik ve pratik, anlaşılabilir, eğlenceli, gözü alıcı tarzda hazırlanmadığını fark ediyoruz. Şimdi mesela bağlanma ve ücretsiz erişim konusunda da bazı sıkıntılar var. Şu kadar gigabyte ücretsiz veriyoruz denilmesine rağmen belirli firmalarla anlaşıldığı ortada. Halen bazı firmalar üzerinden çalışan yan firmaların anlaşması olmadığı için öğrenciler o ücretsiz internet bağlantı haklarını kullanamıyorlar. Yani sonu selle biten bir şekilde ona kaydolmuş ama o internet sağlayıcı erişim sağlayıcı firma ile anlaşmalar olmadığı için o ücretsiz erişimden yararlanılamıyor. Bağlantılarda kopmalar meydana geliyor. Tabii her firma aynı nitelikte bir bağlantı sağlamıyor. Dikkatli takip eğilimlerini arttırmak için öğrencilerin ve velilerin yeterli eğitim aldıklarını düşünmüyorum. Bu bence çok önemli bir madde. Anlık teknik desteğin olmadığının farkındayım. Donanımınızla, yazılımınızla ilgili ya da o an karşılaştığınız problemle ilgili teknik destek alacağınız bir şey karşınıza çıkmıyor. Öğretim programından, uyumlu öğretim programından bahsettik. Engelsiz öğretim yine önemli bir madde. Her zamanki gibi engelli öğrenciler unutuluyor. Yani videolara baktığınızda bu, şu gibi ifadeler duyuyorsunuz. Görme engelli öğrencinin bu dediği, öğretmenin bu dediği, şu dediği ifadelerde neyi kastettiğini anlaması mümkün değil. Yani, site içerisindeki resimlerin betimlemeleri de yok. Yani, dolayısıyla yani engelliler düşünülerek hazırlanmadığı çok net. Bu eleştirileri şunun için yapıyorum. Daha sonraki aşamalarda daha kalıcı sistemler oluştururken bunlar mutlaka dikkate alınmalı. Yani ev ortamındaki bazı sorunlar tamamen veliye yıkılamaz. Bu çok net. Ev ortamında oluşabilecek bazı sorunlara karşı bilgilendirme ve destek ve psikolojik desteği ve belediyeler gibi bazı kurum ve kuruluşlardan çeşitli destekler söz konusu olabilir. Yani öğrencinin ev ortamını nasıl kurgulayacağı babasına bırakılmamalıdır. Belki öğrencinin hakkıdır. Bir çalışacak masasının olmamış olması öğrencinin sorumluluğu olamaz. Yani zorunlu eğitimse bu, biz gerekiyorsa o çocuğun masasını ikinci elde olsa tedarik etmek zorundayız ya da evde masa varsa aileyi ikna ederek o masanın çocuğun tarafından kullanılması gerektiğini ikna etmek zorundayız. Etkileşim, yani eğitim etkileşim demektir. Şimdi sadece tek taraflı bir kişinin anlatımına dayalı bir eğitim değildir. Şimdi bu aslında bir kriz ortamında ortaya çıktı ama kriz demek fırsat demektir. Bir çocuk bir sınıfa ait olabilir örgün eğitimde ama uzaktan eğitimde birden çok arkadaşı olabilir. Birden çok kişiyle birlikte bir etkileşim içerisinde öğrenme gerçekleştirebilir. Ya bu yapılabilir mi dediğinizde ben size internet üzerinden eğitim yapan edX, FutureLearn, Udemy, ondan sonra Khan Academy tamamen ücretsiz açık ve gerek sistematik yapısı bizim eğitim camiasında bunun Türkçeleri de çevrildi ve erişilebiliyor. Gerek sistematik yapısı, gerek video anlatımlarıyla ve tek düze olmayan video anlatımlarıyla, zenginleştirilmiş video anlatımlarıyla örnek uygulamalar olarak gözümüze çarpıyor. Dolayısıyla etkileşim maksimuma çıkaracak, belki sosyal medyadan da destek alarak etkileşim maksimuma çıkaracak şeyler gerekli. Yani kısacası anlatımlar gerekli olan kazanıma odaklı bilgi aktarımı çok kısa sürede reklam tarzı olmalı.
Ama etkileşim, insanlar arası etkileşim, dersler arası etkileşim, konular arası etkileşim, kaynaşma maksimum sürede farklı ortamlarda olmalı. Yani öğrenciler ünlüleri, meşhurları ekranda görmeli. Farklı arkadaşlar edinebilme fırsatları ortaya çıkmalı. Yani tamam, şimdi mikrofonu açıp kapamayı bilmeyen bir gruptan bu etkileşimi yapmalarını beklememiz doğru değil, ama etkileşim yaptıkları farklı mecraları buraya aktarmamız söz konusu. Sosyal medyayı kastediyorum. Yani bu kriz daha iyi bir fırsata çevrilebilirdi. Şimdi EBA içerisine baktığımızda, incelediğimizde bazı sembolik puanlar görüyoruz. Yani öğretmen bir işi yaptığında, öğrenci bir işi yaptığında verilen puanlar. Şimdi bu puanların amacı belli değil. Bu puanlar birikince ne olacak? Bu puanlar neden birikiyor? Sembolik bir puanlama belli. Ama yani şimdiden puanlama hileleri, puanlama taktikleri tartışılır, konuşulur, paylaşılır olmuş. Buna müdahale etmek gerekiyor. Yani hileliğe, hurdaya kaçmadan puanlama yapılabilmesi için bunun ne anlamda kullanılacağı belli olmalı ve puanlamanın takibi de ciddi olmalı. Yani ya şu söylenecek: eğlencesine koyduk onu. Oraya isteyen puan alır, isteyen almaz, ama orada bir anlamı varsa, bir manası varsa bu anlam ve mana korunmaya çalışılmalı. Yine EBA sistemi içerisinde gördüğüm son eleştirinin geri dönüt ve erişilebilirlik problemleri üzerine geri dönüt mekanizması yok. Yani yaşadığınız eleştirilerinizi, problemleri ve eleştirilerinizi paylaşabileceğiniz bir ortam yok. Yani ve erişilebilir sadece öğrenciler, öğretmenler, veliler olarak kategorize edilmiş. Yani akademisyenler gibi öğretmen olmayan, milli eğitim kadrolarının olmayan öğretmenleri de kapsayan ya da sıradan vatandaşın dahil olabileceği bir sistem değil. Bu burada bir şifre gerekiyor. Yani bu problematik bir şey. Erişilebilirlik problemi önemli bir problem. Biz hep şundan bahsederiz. Kapalı sistemler vardır, yarı açık sistemler vardır, açık sistemler vardır. Açık sistemlerin diğer yapılardan en önemli farkı geri dönüt mekanizmasının olmasıdır. Yani girdiler sistemin kendisi ve çıktılar dediğimizde, girdilere, sisteme ve çıktılara ait geri dönütler yapılabiliyorsa açık bir sistemdir, gelişime uygundur, gelişebilir. Ama şunu çok net söyleyebilirim: EBA kontrollü büyütülen bir yapı. Yani şu anda YouTube içeriğinde kötü şeyler yok mu? Öğrenciye uygun olmayan var tabii ki. Ama muazzam bir gelişim gösterdi. Tüm yapılar, tüm sistemler geri dönüt mekanizması içermelidir. Bu çok net. Yani o yüzden bizlerin erişilebilirliğini de ortadan kaldırmaları gerekiyor. Bu tür tavsiyeler için Sağlık Bakanlığı, biliyorsunuz ki, bilim kurulu oluşturdu ve o bilim kurulu tavsiyede bulunuyor. Yani Bakan Bey'in tanıdığı 3-5 arkadaşı dışında, oradaki yetkili 3-5 kişi dışında da bir bilim komisyonu oluşturabilme imkanı var bence. Yani biz akademisyenler bu bilim kurullarında yer alabiliriz. Ve bakanlığın kararlarına destek olabilir. Bakanlığın nasıl kararlar alması gerektiği konusunda fikirlerimizi paylaşabiliriz. Sadece YouTube kanallarından olmamalı bu iş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah, umarım her şey Türk eğitim sistemini daha iyi bir noktaya götürmek için gerçekleşir.